Türk askeri Libya'da olacak mı? Herkesin merak ettiği soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan davet olursa gideriz açıklaması geldi. Üstelik o mesajı Libya'nın komşusu Tunus'tan veren Erdoğan Yunanistan'a da res çekti. Herhangi bir davet olursa tabii ki bunu değerlendiririz. Adımlarımızı da buna göre atarız. Mecliste Libya tezkeresinin hazırlığı sürerken o dikkat çeken mesajı verdi. Türk askeri Libya'da olacak mı sorusuna davetsiz misafir olmayız dedi. Türkiye ise böyle bir daveti aldığı zaman davete icabet de eder. Niye? Aramızda en azından bir mutabakat metni var. Resmi programında yoktu. Sürpriz bir ziyarette gerilimin tırmandığı Libya'nın komşusu Tunus'a gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Resmi törenle karşılandı. Tunuslu mevkidaşıyla Libya'da ateşkesin sağlanması için işbirliğini görüştü. Acaba şu anda Libya'da bulunan ve bunun 5.000'i Sudan'dan, 2.000'i Rusya'dan gelenler oraya hangi sıfatla geldiler? Orada ne işleri var? Hangi bağlantıları var? Yani birbirimizle böyle bir bağımız var. Ama bunların hiçbir bağı yok. Hiçbir bağı olmadığı halde bunların orada ne işi var? Libya'daki muhatabımız Sarraç diyen Erdoğan imzalanan mutabakat metnini hatırlatarak Yunanistan'a da res çekti. Yunanistan'ın burada herhangi bir söz sahibi olması diye bir şey söz konusu değildir. Geçmişte birçok anlaşmaları bunlar farklı şekilde yapmış olabilirler. Ama şu anda böyle bir Türkiye Cumhuriyeti hükümeti de yoktur. Bunu da bilmeleri lazım.